Aydın'ın Koçali ilçesinde yağmur suyu hasadı çalışması başlatıldı. Menderes Havzası özellikle su konusunda hassas bölgelerden bir tanesi. Sorunlarımızın çözümü yine doğada. Kadim bilgilerimizi tekrar hatırlamamız, geçmişe dönüp onları günümüze tekrar taşımamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de yağmur hasadı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye tarafından Büyük Menderes Havzası'nda suyun verimli kullanılması amacıyla Haydarlı Mahallesi pilot bölge seçildi. Yağmur suyunu hasat ediyorsunuz. Bunun 12 farklı çeşit yöntemi var. Ya çatılardan bunu topluyorsunuz, toprağa karışmadan kullanmaya başlıyorsunuz. Ya da toprağında göletler yapıyorsunuz. Toprağın altında göletlerle suyu biriktiriyorsunuz. Çünkü her gölet aslında bir sünger görevi görüyor. Aşırı yağışlarda bu yağışları emiyor, selleri engelliyor. Yağışlar azaldığı zaman da bir baha gibi bir kuraklığı engelleyen bir göreve bürünüyor. Haydarlı İlkokulu'nun çatısı, bazı evlerin bahçesi, mahalle içerisindeki boş alanlar ve zeytinliklerde su toplama alanları oluşturuldu. 12 farklı yöntemin uygulandığı Haydarlı Mahallesi'nde 134 ton yağmur suyu toplandı. Toplanan yağmur suları uygun dönemde tarımda kullanılacak. Mayıs ayında uygulamaya başlanan çalışmayla aşırı kuraklık ve yağışların üretici üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek amacıyla yıl sonuna kadar 650 ton yağmur suyu toplanması hedefleniyor.